Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Aftalü salati ve temut teslim. Ala eşrafil mu'selin ve ala alihi ve ashabihi ecmu'ine ma'bat. Normalde bu şartlarda bile olsa dersleri bitirmeyi, yani Ramazan sonuna kadar bitirmeyi hedefliyorduk ama bugün son dersimizi yapıyoruz. O doğru tabi internettekiler için, sizin için son ders veya ders diye bir şey yok. Canlısı yani, deyince yapıyoruz zaten. Çünkü böyle gerekiyor. Ben bugün de tekrar doktor, terapiste gittim. Allah subhanahu wa böyle diledi. Normalde ben ayağım kırıldı halde iki hafta doktora gitmeyen bir adamı. Ben olsa kendi kendisine geçer diye. Hastalıklardan dolayı doktora gitmem ben. Bir şekilde geçer. Buna inanırım. Ama sesim düzelsin diye bir buçuk ayda beş ayrı doktor, ki ayrı terapist, yedi ayrı uzman da tedavi gördüm ama düzelmedi. Bu da Allah'ın bir takdiridir. Bundan sonra da bu şekilde devam edersem düzelecek gibi görünmüyor. Hatta daha da kötüye gidecek gibi görünüyor. Bugün de tekrar karaküste gittim. Bu yüzden uzun bir süreç, belki bir beş hafta ses dinlenmesine ihtiyacım var. Biz Yusuf suresini işledik. Vallahu galibun ala emrihi. Allah emrinde galiptir. Allah diler biz diyemeyiz. Biz Aylardır Ramazan'a hazırlık yaptım ben. Planlar hmm. yaptım, programlar yaptım. Sabah 9'da şors yayınlanacak, 3'te nasihat yayınlanacak, 6'da e, sahur, şey iftar özel programı yapılacak canlı. 9'da ders yayınlanacak, imtihanlar olacak, şov olacak, bu olacak. Bu şeyde Ramazan'ı, bütün Ramazan'ı ümmetin tamamıyla bize elde olmasa sanalda beraber geçirmek niyetimiz. Hatta yani Din çıkabilirsek sahur programı da yapalım dedik. Öyle hep beraber e, hadis okuyacaktık, veya salini bitirecektik. Şunu yapacaktık, bunu yapacaktık. Ya, Allah dilemedi. Üzelsin diye elimizden geleni yaptık. Yani doktor 7 günde, 10 günde konuşmaya başlarsın diyen doktorlar onları da şaşırdı. Yani onlara şu an bir tedaviye isim koyabilmiş değiller. Yani 30-35 gün sürmez bu iş diye. Bugün tekrar başka bir rapiste gittim. O da aynısını söyledi. Ama dediğimiz gibi Allah subhanahu böyle takdir etti. Zaten bunu biliyorduk. Allah emrinde galiptir. Bunu biliyorduk ama bir kez daha canlı canlı Yusuf suresini işleyeceğimiz gün, ay ve yılda öğrendik. Bir de şunu öğrendik. Benim için yapabildiğim en kolay şey konuşmakta Allah dilemezse yapabileceğin en kolay şeyi bile yapabiliyorsun. Oldu mu? Çocukluğundan beri konuşmak gibi bir hiç olmadı. Kalabalık, tek başıma, insanların karşısında, çok büyük cemaatler içerisinde, tek başıma. Geçen sene ondan önceki dersleri tek başıma yaptım. Kameranın karşısında. Sanki karşısında birileri varmış gibi. Konuşmak benim için en basit eylemdir. Ama Allah dilemesi ne olmaz? En basit bile sana zorlaşır. Allah'ın zor kıldığını hiç kimse kolaylaştıramaz. Allah'ın kolay kıldığını hiç kimse zorlaştıramaz. Allah'ın izzet verdiğini kimse zelil kalamaz. Allah'ın zelil kıldığına kimse, kimse izzet veremez. Bunları bir kez daha ben de benim şahsım daha bütün Müslümanlar bir kere bil fil yaşadı. Ben bu derslere başlayan, geçen seneden beri bu dersleri heyecanla bekleyen tüm kardeşlerden özür diliyorum ve akvarını helal etmesini diliyorum. Benim elimde olan bir şey değildi. Vallahi elimde olsaydı geçen sene biliyorsunuz. Yani geçen sene böyle Ersin birinde kafam düşüyordu böyle. Uykusuzluktan. Kınta bir tanesi yazmış ya bu kadar yorgunken dersi yapınır mı diye. Ama her gün ders yapacağız ya. Ders anlatıyorum kalbinlacı dersini orada yorumda yazıyor ya hocam yani bu kadar yorgunken ona yaptık yani kafam düşüyordu. Öyle. <laughs> ders yaparken uyuyordum. Ama bu sene böyle takdir edildi. Yusuf suresinin telafisi yapacağız. Yusuf suresini zaten ben çok detaylı bir şekilde sizlere ders yapacağım. O dersleri YouTube kanalına değil, şahadetplektebuku.com'a atacağız. Ve Yusuf suresini bu sene çok farklı yapacağız biz. Yani ben size Yusuf suresini öğreteceğim. Geçinde dedim ya, ben geleceğim burada anlatacağım. Siz de dinlenmiş gibi yapacaksınız. Geleceksiniz, geleceksiniz. Geçen hafta ne anlattım desem hiçbiriniz bir kelime dahi söyleyemeyeceksiniz. Böyle olmayacak. Benim çok önceler derslerim olurdu. Hatırlıyor musun? Ders notlarımız olurdu, sorular olurdu, ezberler olurdu. Herkes mecbur çalışmak zorunda kalırdı. Bu sene Yusuf Suresi'ni biz o şekilde işleyeceğiz ama 5 haftalık bir dinlenme sürecimiz olacak inşallah. Evet. Bir de bu dersleri bayramdan sonra YouTube kanalından kaldıracağız. Ee, bu derslerin içerisinde çok önemli bilgiler var Aydama kadar indirin Kenara Yedekleyin Yedekleyin yani Şimdi Çok güzel bilgiler var Anlatırken benim de yeni öğrendiğim yani anlatırken öğrendiğim Şeyler oldu Bundan dolayı bunları yedekleyin Peki Yusuf Ege'sinde çalışan arkadaşlar bu süreçte ne yapalım baştan başlayın Tekrar devam et Baştan başlayın Tekrar devam edin Çok da güzel Bir çalışma olur bir kere daha öğrenmiş olursunuz. Evet. Bugün 6. ve 7. ayetleri işleyip birinci ölümü bitireceğiz. Yusuf Aleyhisselam rüya gördü. Geldi babasını anlattı. Babası la tak sus. Allah dedi. Diye gördük susacağız. Sustuğumuz sürece zarar etmeyiz. Her şey her yerde herkese anlatmayacağız. Bilakis faziletli şeyleri söylemeyeceğiz bir ders yapıyoruz. Yüzlerce kişi katılıyor. Söylemene gerek yok. Hatırlarsa katılsın. Onu YouTube'da ilan etmene gerek yok. Burada yüzlerce kişinin olduğunu kim bilir kim bilmez değil. Bir hem bilsin gerek yok. Nazarlan korumak için bu gerekli. Hasedin o yoksa hafiftir. kim gözlerine gelmemek için bunu söylemene gerek yok. Sabahlara kadar ders çalışıyoruz gerek yok. Şehadet mekteminde şöyle şöyle çalışmak gerek yok. Vaziletli, değerli, güzel amelleri olabildiğince ne yapacağız? Dizgeyeceğiz. Bu tabi dün söylemedim ama ihvasını daha uygulandır. Biz bunları işledik. Şeytan uzak kurandır dedik. Dedik ki çok önemli bir şey söyledik. Özden kaçırdınız. Bir Müslüman iki üç kere şunu söyledi. Meryem suresi mükemmelmiş dedi. Üç kere söyledi onu. Hani ben bu dersleri mescitte anlattım. Ya mescitte canlı dinlemekle bir kenara geçip evde öyle gönlünü tamamen Meryem suresine verip işlemek farklı. Evet. Meryem suresini dinleyin. Mükemmel oldu. Yani Meryem suresi benim de çok severek yaptığım bir ders oldu. Çünkü bazen Allah'tan şeyler gözden kaçıyor. Çok önemli bir şey söyledik. Şeytan bir peygamberin evinde yaşayan çocukları babalarına ve kardeşlerine ihanet edecek tuzaklar kurabiliyor. Şeytan peygamberin çocuklarını peygambere ve peygamber olacak kardeşlerine karşı hainlik yaptırabiliyor. Sıfı Aleyhisselam'ın kardeşleri babalarına ve kardeşlerine ihanet etti değil mi? Şeytan bunu becerebiliyor. Allah muhafaza. Ben söylemedim. Buradan şöyle de bir sonuç çıkartacağız. Bunun hutbesini yaptım ama. Günahlar. Şeytan bu işi kazanacak. Yapabileceğim bir şey yok. Şeytan seni düşürecek. Yapabileceğim bir şey yok. Kimisini maddiyatla düşürecek. Kimisini ilimle yıkacak. Kimisini yarın ileride salihlerde oluruz diye. Kim gibi? Sıfat Aleyhisselam'ın kardeşleri gibi. Bu şekilde yıkacak. Kimisini şehvetten vuracak. Kimisini aşktan vuracak, kimisini paradan vuracak, kimisini cemaatiyle vuracak. İsmi geldi bakın. Kimisini cemaatiyle vuracak, kimisini gücüyle ve kuvvetiyle vuracak. 15-20 e dakika vaktin var mı kardeş? E gel, sen bizdensin değil mi? sen bizden gel ya gel. Ortada inşallah. Şarlan gelip meclise katılıp da bağışlananlar var. Biliyor musun? Öyle bir hadis var. Sen de onlardan olursun dedi. Yani mecliste böyle zikir yapıyormuş. Müslümanlar dışarıdan biri geliyor, katılıyor. Allah diyor ki ben o zikir yapanların hepsini bağışladım diyor. Melek diyor ki dışarıdan bir de katıldı onlardan değil diyor. Onu da bağışladım. O, sen de bunu, bu vesileyle hidayet bulursun belki. Değil, şu anda insan Olur değil mi? Kamu. Evet. Benim? Abi, aynı bu senaryo var. Ama o zaman daha güzeldi o Neyse bugünler de daha güzel olacak inşallah. Şimdi önemli bir noktaya değineceğiz. Önemli bir noktaya değineceğiz. Bunu anlatmadım. Şeytan seni düşürecek. Bundan kaçışsın yok. Şunu demek istemiyorum. Nasıl olsa şeytan beni düşürecek bırakayım. Hayır bunu demek istemiyorum. Şeytana karşı direniş olacağız. Şeytana karşı mücadele olacağız. Şeytanın hilelerini öğreneceğiz. Bundan dolayı İslam alimler kendi bir sürü iblis diye kitap yazmış değil mi? İblisin hileleri. İblis nasıl kandırır? Bunları öğreneceğiz. Şeytana karşı korunma yollarını öğreneceğiz. Böyle kitaplar da var. Ama şeytan bir açığını bulup seni düşürecek. Bunda kaçarı yok. Adem Aleyhisselam'ı düşünün. Nuh Aleyhisselam, Yunus Aleyhisselam. Neler neler var. Adem Aleyhisselam'ı düşünmüş cümlesi belki o cümlede inanmak Adem Aleyhisselam'ı dahi kandırmayı başarmış diyelim. Böyle diyelim. Peki buradan bir sonuç çıkartacağız. Bir, tövbeyi artıracaksın. İki, ibadetleri artıracaksın. Çünkü innel hasenat yusifle seyyye. İbadetleri artırdıkça artıracaksın. İbadetleri yap ve yapıp yapmamak senin elinde. Ama günahlar konusunda şeytan sana galip gidebiliyor. Ondan dolayı ibadetlerin mutlak telkin eder. Şöyledir. Şeytanın günahı nedir? İbadetin terki. Adem Aleyhisselam'ın günahı haram var. Esaklar. Allah'ınız değil mi? İbadet yapmak senin elinde. ibadet resim sıkı sarılacaksın. Günaha gelince Allah subhanahu affı var, mağfireti var, merhameti var, şefaatçıdan şefaati var. Diyorum kullarım yanında innel hasenat, lüthibnel nasiyat var. İyilikler kötülükleri gidirecek. Evet. Kim bak bu akıma gelmedi. İşte bazen ders yaparken öğreniyoruz. Ders yaparken öğreniyoruz. Evet. Şimdi geldik 6. ayete. Vakel dedi ki işte böylece Yusuf ey oğlu Yusuf nasıl Allah ve sana böyle talasana tertemiz rüyayı gösterdi. Mükemmel bir rüya gördün. İşte bunun gibi ya tebika Rabbin seni seçecek. Abi ne yapacak? Seni seçecek. ويعلمك من تأويل حديث أحاديث تأويله رتجك ويتم نعمته عليك ويتم نعمته عليك سلام مهمة متن تمام لي أجاك وعلى آه آه ويتم عليك وعلى آل يعقوب يا رخوب على زيد تمام لي أجاك يمها أتمها على أبويك وابلرنا ضعوا نيمة تمام لا ضيق به جمدي إيدن لي شوقت أولي Daha önce anlatmadım bildi. Ben bir bilgiyi daha önce anlatmadıysam iyi dinleyin. Çok önemli bir şey vereceğim diyeceğim. Tamam mı? Şimdi İbn-i Teymiye Mukad Mukaddimatü Fi Usulü Tefsir kitabında diyor ki Kur'an'ın en güzel tefsiri yine Kur'an'la tefsirdir. Neymiş? Kur'an'ı Kur'an'la anlayacağız. Mesela siz dinlemediniz o dersi ama YouTube'dan takip edenlere bir örnek vereyim. Yusuf'un gömle, Yusuf Aleyhisselam'ın gömle hangi manaya geliyor? Biz Yusuf Aleyhisselam'ın gömleğinin hangi manaya geldiğini nasıl bulduk? Hatta o benim şeyim değildi. Kendi çıkarımım değildi. kuran Kerim'de gömlek hangi manalara geliyor? Onu bulduk. Libas-ı takva. E değil mi? İşte kadınlar için hünne libasun lakum ve entum libasun lahunne. Kadın ve erkek ilişkisinde libas geçiyor. Libas-ı takva geçiyor ve ve siyabeke fetahib elbisenin temiz tut diyor. Kur'an-ı Kerim'de gömlek, elbise hangi manalara geliyor? Onları bulduk. Ha biz bulmadık. Onu bulan bulmuş biz onlardan bak. Daha sonra Yusuf Aleyhisselam'ın gömleği şu 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 manalara gelebilir dedik. Anlaşıldı değil mi? Bak Yusuf Aleyhisselam'ın gömleği. Gömleği yırtıldı. Gömleği kokulu gömleği vardı. Kanlı gömleği vardı. Bu gömlekler hangi manaya gelir? Bunu bulabilmek için yine Kur'an-ı Kerim'de elbise, gömlek hangi manaya gelir? Onu bul. Anlaşıldı mı? Şimdi tevil-i ahadis yorumların ahadisin teviri, Neyin tevili? Ahadisin tevili. Bu ne manaya gelir? Şunu bunun üzerine duracağız. Onun için ne yapacağız? hadis kelimesi Kur'an-ı Kerim'de hangi manaya geliyor? Gidip bulacağız. O halde Allah subhanehu teala Yusuf Aleyhisselam'a bir hadis öğretecek. E hadis ne onu bulacağız, onunki dönecekmiş. Bu kadar basit. Oldu mu? Umumi olarak müfessirler ve mütercimler, rüyaların yorumu diye tercüme etmişler. Bir diye tercüme etmişler. Surenin genel havasına uygun bir tefsir. Ama bu demek değil ki sadece bu. Hiçbir müfessir denemiş ki, tevhid hadisin tek bir manası budur dememiş. O mu? Tevhid-i hadisin tek bir manası dememiş. O halde biz tevhid hadis ne demek? Oraya biraz kafa soracağız. Kafa yoracağız. Yusuf suresinde kiminçe şey ibret vardı? Soracağız. Ya Rabbi tevhid-i hadis nedir? Bize öğret bunu diyeceğiz. Kur'an'ı açıp okumaya başlayacağız. Ne yapacağız? Kur'an'ı açıp okumaya başlayacağız. Minus suresi 44'e geleceğiz. Allah subhanahu ve teala erselna rusulna rasullerimizi gönderdik Her bir rasul gönderdiğinizde Onu yalanladılar Sonra biz onları bazının bazıda Tabi kıldık Ve cealnahum Hadise Biz onları hadis kıldık diyor Demek ki rasullere dair Haberle ve ne denilmiş e Hadis oldu mu Bak ne kadar yalan oldu ben hiç mesela ne öğretiyorum? Söyleyin bakalım ne? öğretiyor öğretiyorum Hasan? E, Bir -e hadisin anlamını öğretirken Kur'an'ın Kur'an'la yorumunu öğretiyorum. Oldu mu? Bunu hep yapacaksınız. Her yerde yapacaksınız. Açtık Kur'an'ı hadis kelimesinin manasına bakıyoruz. Minus suresi 44. Allah subhanahu peygamberler gönderdi. Biz ve cealnaun ahadise. Onların haberlerini hadis kıldık geçmişe dair ibretlik arselere hadis deniyor. Bir ayette hel hadis Musa Musa'nın hadisi sana geldi mi? Musa'nın haberi. Demek ki bir geçmişe dair haberlere hadis deniyor. Demek ki tevil hadis geçmişe dair haberleri öğretecek Allah subhanahu wa ta'la Yusuf aleyhisselama. Tamam. Geçmişte olan olaylar neler oldu, neler bitti, o olaylar olaylardan çıkan ibretler nedir, ne değildir. Bunu öğrenmek bir faziyet. O bitti. ne olabilir? Mesela diyor ki, Ba kana yufra yuftara. Bu Kur'an iftira edilmiş bir söz değildir. Kur'an şöyle hükümler. Mesela fe li'tu bi hadisen misrihi in Sadıklarsanız bu Kur'an'ın bu sözün bir belzerini getirin. Demek ki şer'i hükümlere de hadisleniyormuş. İnsanların kendi arasındaki konuşmalarına da Misa 87, Misa 140 hadis deniyor. Har. Daha da çıkartabiliriz. O halde tevil ve hadis geçmişin yorumu, şer'i hükümlerin bilgisi, insanların sözlerinin manası. En bir şey söylediğim zaman beni anlamak, benim sözümün arkasında yatan gerçekleri de anlamak, Tüm bunlara video hadis denir. Daha da çoğaltabilirsiniz. Açarsınız Kur'an-ı Kerim'i. Hadis kelimesinden manaya gelir. O manaları çıkartırsınız. Demek ki Allah Allah'a, Yusuf Aleyhisselam'a bunları öğretecekmiş. Dersini Oldu mu? Bu bitti. Devam ediyor. Şimdi Akif Aleyhisselam rüyanı anlatma dedi. Rüyayı yorumlamaya başladı. Yusuf Aleyhisselam'a bak diyor ki Rabbin seni seçecek. Sana nimetlerini tamamlayacak. Sana tevhide hadise öğretecek. Niye hatırlatıyor? Oğluna ne hatırlatıyor? Rabbinin nesine hatırlatıyor? Nimetlerini. Demişler ki terbiye metotlarından en güzeli nimet hatırlatmaktır. Mesela anne babasına karşı çocuğunu terbiye edecek. Babasının nimetlerini hatırlatsın diyor. Onun bak baban gece gündüz senin için çalışıyor. Senin için uğraşıyor. Sen adam ol diye işte artık neyse. İşte bir talebenin hocasına karşı olan terbiyesini eğitiminde bir başkasının ya bir baksana hoca gece gündüz senin, için, sizin için uğraşıyor. Ediniyor, çalışıyor, çabalıyor. Nimet. Yani benim sana verdiğim nimeti bir başkasının sana hatırlatması eğitimde en güzel metodlardan bir tanesi de üçler. ya Aleyhisselam, Yusuf Aleyhisselam'a böyle geçiyor. Rabbinin nimetlerini hatırlatanak. Onun sebebini de söyleyeceğim ben sonra. Anlaşıldı değil mi? O halde biz de eğitim metodu Rab bunu kullanacağız bu bir. İki, bu şekilde başka kimi terbiye edebiliriz? He? Kendi nefsimizi kendi nefsimizde de en güzel terbiye mesutlarından fenestir. Bir, Rabbimize karşı terbiye. Rabbimiz bize şu nimetleri verdi. Rabbim bana bu nimetleri verdi. Rabbim bana şunu verdi. Değil mi? Aynen öyle. Ve haddis aynı oku. Bu emma bi nimet rabbike. Ve haddis. Rabbinin nimetlerine Vezkur ya beni Allah Allah nimetlerini düşün. Bu kendi nefsini terbiye etmenin çok güzel yolu. Allah'a karşı, bina karşı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e karşı onun nimetleri, onun sana verdiği nimet. O Kur'an'ı sana ulaştırdı öyle değil mi? Ona yaptı? Kur'an sana ulaştırdı. Bana şey unutturma. mu? Ee, fit olayını anlatacaktın hocam bir eskiri vardı diye. Ben size onu da anlatayım. Evet. Dün dedim anlatayım bir unuttu. Şu çıktı ya anlatayım onu anlatayım. Peygamberimize karşı kendimizi erbiye etmek. Üç, en önemlisi Müslüman kardeşlerimize karşı nefsimizi terbiye etmenin yolu o. Müslümanlara karşı kalbinde sorun, kalbinde problem yaşayan insanlar onların nimetlerini düşünerek ne yapabilir? Nefislerini terbiye edebilirler. Evet. evet. Peki niçin? ve nimetleri zikretmek için terbiye metodunda çünkü Allah ondan şunu biliyor ki nimetlerin hatırlatılması kalpte sevgi meydana gelir. Kalpte gelen sevgi de ne yapar? Terbiye artırır. Hocamıza karşı yanlışlar yapıyoruz. Birisi hocamızın nimetlerini bize hatırlattığı zaman ya da kendimiz hocamızın bize yaptığı nimetleri hatırladığımız zaman ona karşı sevgi oluşur ve yanlış hareket yapamayız annemize karşı, babamıza karşı ve Rabbimize karşı. Ama bu ritti. Burada bunun yanında konu harici Asavul büyükleri demiş ki seyri sülük yoluna giren Arif nefsini nimetlere tekkır etmekle eğitirken bir taraftan ne yapması lazım? Haydi bilim bakalım. Youtube'dan ünlü arkadaşlar diyor ki burada kaydet durun bilin bakalım diyor. Onlar kimisi ben bildim hocam diyor. Kimisi ben hatırlamıyor benim aklıma gelmedi diyor. Evet tekrar ediyoruz. Bu şekilde aklımızda kalsın diye böyle anlatıyorum bu arkadaşlar. Yoksa Allah'ta geçer. Arif yola ayırdı. Nefsini terbiye ediyor. Bir taraftan nimetleri tefekkür ederek nefsimi terbiye ederken başka ne yapması lazım? Okuyorum. Allahümme ente Rabbi. La ilahe illa ente. Halakteni ve ana abduke. Ana article, vurduk beni abu ve abu niyemşik indisi, zahveri itiraf et. ben indisi, bir ben senin bana verdiği nimetleri itiraf ediyorum, aynı zamanda günah da itiraf ediyorum. Bir taraftan. Allah'ın verdiği nimetleri tefekkür ederken, zikrederken, amarken bir taraftan da günahları tefekkür edeceksin. Bu neyi sağlayacak peki? Sende mahcubiyet duygusu sağlayacak. İbn-i Kayyum sabredinler ve, ve ne diyordu? Tefekkür edeceksin bir taraftan Rabbinin bir meleği, yani onun nimetlerini indirirken bir taraftan Rabbinin başka bir meleği günahlarını ona götürüyor iyilik kira karşı kötülük ne kadar aşağılık bir davranıştır diyor. Bir melek Allah'tan nimet alıyor bana indiriyor. Diğer bir melek benim günahımı alıyor Rabbime götürüyor. O Allah? Allah'ın bize karşı merhametine bak. İşte bir taraftan Allah'ın nimetini düşünmek, diğer taraftan günahını itiraf etmek neyi sağlıyor? Senin mahcubiyetini sağlıyor. Ben nazım insan. Tövbe edeyim diyorsun. Günahlardan vazgeçeyim diyorsun. Oldu mu? Orası önemliydi. Güzel bir ders oldu. Bence o bilgileri ne yapman lazım Kemal'e yazacağım. Onu yedi kere suyu okuyup içeceğim. Tamam mı? Daha kalıcı var mı? İnşallah. Bunu yap mutlaka. Tamam mı? Evet. O işin şakansı yaparsanız bir de bir daha çıkartmayın başıma. Tamam mı? İşte bir daha çıkart. Zaten açığımızı bekleyip duruyorlar. Bir çıkar der. Murat Hoca böyle bir bidat çıkardı. Oradan da tekfir ederler. Bugün onlar falan kesmeyin teknik Bugün yazmışsın. Kalan mı? Ülak lazım. mazlumlar için demişim. E kire değil mi? Müslümanlar demiyor. Ben de içimden dedim yazmadım yani kırmayayım mı? İçimden şunu dedim. Ya Ramazan'da şeytanlar bile bağlandı ama bağlamayan mahlukat var. Ya mazlumiyeti ortaya koymaya çalışıyor tabi biz açık açık diyemiyon değil mi müslüman diyemiyon teklif ediyon değil mi yani Irak'ta cezaevinde kalan bir müslüman kadını ben niye teklif edeyim ben ne alakam ama böyle işte ne söylersen bir eksik bulan bir tayfa var o yüzden burası şaka arkadaşlar burayı ciddiye almayın evet devam ediyordu inşallah ve kezalike yeçtebike rembüke Rabbi ise ne yapacak? Seçecek. Evet, seçimin arkasında ne geliyor? Ve yu'allibke, sana ilmi öğretecek. ilim öğretecek. Ve Rabbinin seçtiği kimselere verdiği bir nimettir. Ve Rabbinin seçtiği kimselere verdiği bir nimettir. Çalışmakla kazanılabilecek bir nimet, feyiktir. Bu yüzden ne diyoruz? İlim, bir değil, hesbi değildir, vehdidir. Çalışmakla yılda edebiz. Allah verir dostum. Peki hocam çalışmamıza gerek var mı? Evet. Sen çalışacaksın, Allah verirse seni. Çalışmazsan sadece hiç olmaz. Ama sen çalışacaksın, Allah verecek. Bu ikisinin birlikte birleştiği ayetse Ankebus suresi ayeti velzina cahadu fiena çalışacaksın. Ne diyen nam de Allah doğru yola güçlece. Sen gayret edeceksin. Allah doğru yola eriştirecek. Evet. Ve <laughs> kezalike yeçtebike rabbuke. Rabbin seni seçecek. Ve yuallimuke <laughs> min tevhille hadis. Tamamını değil. Min ne bildirir burada? Evet. Tabi yok bir elgidir. Her şey değil. Bazısını yuvarlık için. İşte, Her şeyin bildiğiniz kimin katında? Gördünüz mü Kur'an'ı şeyi?

eğer hayırlı işler tamamlanmıyorsa kendi nefsine ne yapman lazım? Önce kontrol etmen nasip. Demek ki Allah Allah'ın seni seçmesinde ve sana ilim öğretmesinde bir temle ilgili bir problem. Ve evet. tüm ben ve aleyke sana nimetini öğreteceğim. Evam ediyoruz. Yeçtebike rabbuke. Rabbin seni seçecek. Rab vurulsun. Surenin tamamını da Yusuf suresinde daha önce söylemiştim. Hatta ileride anlatacağım dedim ama öyle oldu. Derslere başladığımızda hatta anlatırım. Rab vurulsun çok güçlü bir şekilde geçer. Her yerde Rab kavramı geçer. Burada da Yakup Aleyhisselam Yusuf Aleyhisselam'ı terbiye ve eğitimin ancak Allah'ın rububiyetinden kaynaklandığına dair ince bir işareti vardır. Rabbin seni seçecek. Rabbin seni terbiye edecek. Rabbin nimeti tamamlayacak. Rabbin şunu yapacak. Rabbim bunu yapacak. Niye biliyor musunuz? Niye bu var? Çünkü Şimdi Yusuf Aleyhisselam ne olacak? Başka? Bu sırrım? Salkın ama sakın. Kendinden bilme. Rabbim bunu yapacak. Oğlunu geleceğe hazır. Biz de talebeleri aldırmamız lazım. Şimdi de. İlim mi öğrendin? Rabbin çıksın. Büyük bir alim mi oldun? Sen olmadı. Rabbin verdi sana. Bak daha çocuk yaşta rüyayı gördü ya. Enzirveye çıkacak. Ne yapacak? Enzirveye çıkacak. Herkes onun önünde boyun eğecek. Kardeşleri, babası, annesi bile boyun eğmişken tüm dünya, tüm Mısır onun önünde boyun eğecek. Bunu gördü ya Atman Daha çocukken tehlikeye karşı uyarıyor. Rabbin seni seçecek. Sana ilim öğretecek. Şunu demiyor. Sen seçileceksin ilim öğreteceksin, nimetten sana tamamlanacak onu demiyor. Ne diyor? Rabbin seni seçecek. Rabbin nimetini tamamlayacak. Rabbin öğretecek. O yüzden elindeki fazileti kendinden bilme ey dost demiş. Tamam. Sedin çok kötü bir günah olmasının sebebi Hüsuf Aleyhisselam'ı seçen kim? Nimet tamamlayan kim? O güzellikler veren kim? Onu beğenmeyen kim? Niye beğenmediler? Allah'ın sana ver. Hazret bundan dolayı kötü. Allah bana mal vermiş, sen bundan rahatsızsın. Allah bana ilim vermiş. Allah sana ilim vermiş. Yer ondan rahatsız. Allah'tan tanko. Allah verdi o ilmi. Başarıya Allah verdi. Kaydeti Allah verdi. Ya çok başarılar kazet ediyorsun. Başarı Allah'tandır. Ve ma illa billah. Başarı bizden değil ki. Başarı kimden? Allah'tan. Allah'ın verdiğinden rahatsız oluyor. Habil ile Kabil birer kurban kesti. Helix de kurban kesti. Allah'ın kabul ettiği Habil'i Habil Allah'ın kabulünde ne oldu? Rahatsız oldu. Haset bu yüzden kötü bir hasle. Bu da bitti. Bitmek üzere. Bak diyor ki Allah sana nimetini tamamlayacak. Başka? Ve ala el Yakup. Yakup ailesi de tamamlayacak. Alimler demişler ki, Ey anneler, ey babalar, burayı iyi dinleyin. Herkes iyi dinlesin. Alimler diyor ki, Yüce Allah'ın kolu üzerindeki nimeti, aynı zamanda onunla ilişkisi bulunan aile halkına da tamamlanır. Allah evlatlarınızdan bir nimet ve tamamlarsa, size de tamamlayır. Yakup ailesini Allah subhanehu ve teala nimetini hangi vesileyle tamamlatır? Yusuf aleyhisselam sebebiyle. Ve yutim be nimet <Sessizlik> ve yutim nimetini, nimetavu an ve ala Ve bunu haline söylemiş sen. Akrabası o arkadaşları için ne bir nimet? Bazen bu nimet onlarda kapsar. Ve kişinin o nimet sebebiyle onlarda istifade eder. Yusuf'un üzerindeki nimet tamamlanınca Yakup oğullarının üzerine nimet etan anlattı. İktidara geldi ah, Yakup Aleyhisselam. Şey Yusuf'a Aleyhisselam. İmkan geldi. Bundan dolayı ayrı bir imkan sahibi oldu. Bu halde ben bir imkan sahibi olursam Allah bana nimet verir de bunu tamamlarsa vallahi bundan sizler ve rızık vereceksiniz. Size umursa ben de rızık vereceğim. Çocuklarımıza bir nimet isabet ederse biz de bundan faydalanacağız. Evet. Kısa bir şey söyleyelim hemen burada. Ve yutimmu ni'metahu aleyke ve ala al Yaqub'a Yaqub ayetinden kema etemmeha ala ebeveyke babaların bin kablu ondan önceki babaların kim? İbrahim. Yusuf İbrahim Aleyhisselam, Yusuf Aleyhisselam'ın babası mı? Değil. İshak değil. Demek ki LDE'de ne denebilirmiş? De, de Baba denebilirmiş. Buradan çakıyoruz. LDE'de ne denebilir? Baba denilebilir. De buna gitti. Evet. Son yedinci cayetli göre de birkaç şey söyleyelim. Lazımız bitirelim. yani daha söylenecek sözler çok arkadaşlar. İnne rabbeke alimun hakim var burada. Ne <Burada> geldi? Ali <laughs> hakim geldi. Bunlar üzerinde uzun uzun duracağız. inşallah. derslerimiz başladığında. Lakab kana fi yusr wa Şimdi dersler size yapınca çok daha güzel oldu. Sınız ya. Daha güzel oldu. Şimdi azartesi salı dersleri mükemmel olacak. Kardeşler internetten dinleyen kardeşler ya dersler daha güzelleşti ama hoca bıraktı. Ne yapalım? Allah bu ödetledi diyeceğiz. Lekab kene fi ve ehveti sayirin. Nusuf ve kardeşlerinde sorunlar için çok güzel ibretler vardır. İlim öğrenmenin yolu nedir? Soru sormaktır. Soru sormak netli olmanın göstergesidir. Soru sormak yolda olmanın göstergesidir. Soru sormak o yolda ilerlemenin göstergesidir. Ben sorarım bazen arkadaşlar sorunuz var mı derim yok derler. Kendi derim ki demek ki bu arada hiç kimse Kur'an okumadı. Hiç kimse hadis okumadı. Hiç kimse ayet okumadı. Çünkü soru sormak alimin işidir. Kimin işidir? Bilen soru sorar. Bilmeyen ne soracak? Adam oturdu, Kur'an okudu, Kur'an çalıştı. Aklına bir şey takıldı, attı? Soru sordu. Ama tembel bir artı oyuncu ayet okumadı, hiçbir yokmadı şey okumadı. Gelip de soru sormak, soru sormak iyi ister? Bu çıkarım bana ait bir çıkarım ama başka kaynaklarda var mı bilmiyorum. İslam ümmeti, İslam ümmeti vahye adım 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 tabi olmuştu. Bak Allah demiş ya soru sorarsam burada ibretler var demiş ya. Bu sure indikten sonra seleften günümüze kadar insanlar bu soruya sorsun. Öyle şeyler çıkmış ki, öyle kitaplar çıkmış ki her gün yeni bir kitapla karşılaşıyor. Ciltlerce, sahabelerce Yusuf Aleyhisselam'ın kısası üzerine ciltlerce. Böyle bir ayetin mesela Vorma Lüsuf, Sur, Yusuf, Yusuf Aleyhisselam'ın kıssası inse belki o kıssaya kimse soru sormayacak. Öyle mi? Ama Allah demiş ya soru sorarlar, ibretler var. Şimdi İslam ümmeti bunu okuyunca ne yapmış? Soru sormuş. Ne yapmış? Soru sormuş. Hep soru sormuş. Hep soru sormuş. Soru sordukça bir şeyler çıkmış. Soru sordukça bir şeyler çıkmış. Onlarca kitap. Şimdi yeni bir kitap buldum. Ben o kitabı gösteremedim bu kardeşler size. Sallabi'nin bir kitabı var. Yusuf Aleyhisselam ile. Muhammed Sallabi yazın. Yusuf Suresi tefsiri falan yazın çıkar. Ben okudum. Mükemmel bir şey. Ben aldım da okumamıştım. Size tavsiye ettim. Ama şimdi okudum. Mükemmel bir şey. Mutlaka alın okuyun. Yusuf Suresi ile ilgili dersimiz bu kadar olsun. Tekrar internetten dinleyen arkadaşlara kendilerinden helallik istiyoruz. Ama biz oraya devam edeceğiz. Yani buradan devam etmeyeceğiz. Yusuf Suresinin baştan itibaren tefsir edeceğiz. Önümüzdeki sezon cemaat olarak biz onu işleyelim diyebilirsiniz. Çok düzenli bir şekilde ders yapacağız. Anlatayım dedim. Hani dün Ebrehe'nin olayları okumasından anlatırken, Ebrehe olayları düzgün okusaydı e Filin hareketlerinin düzgün bir olmayacaktı filan dedik. Orada benim ki bir kısa bir olay başıma geçin. Ateistin birisi fil olayını yalanlıyor. E şurada bir ateist, okudun mu sen onu? Okumadı. Yalanlarken demiş ki, ya demiş böyle bir yalan olmaz demiş ya. Her bir fil günde iki ton su içer demiş. Mekke çölünde iki ton su narar demiş. Onlarca fil demiş. Ben de gittim baktım iki ton filan değil. Kırk litre mi Ben de yazdım kardeşim iki ton böyle olur mu dedim ya. kardeşlerim, yani atacaksın at. Adam beni engellemiş. Ben de cevap verdim dedim ki beni niye engelliyorsun? İki ton su içmemesi benim suçum değil filin suçu git filan engelle diye. Böyle bir espri. Bir de Kur'an-ı Kerim'den ince hassas nokta. Bunu Allah Müslüman e bir de anlatayım. Allah Aspayotara buyuruyor. Ve iz kâle Musa li kavmihi. Ya kavmi. Musa dedi ki kavmine. Ey kavmim dedi. Değil mi Ya ayet sonra İsa Aleyhisselam ne diyor? Ve iz kâle İsa ibn Ya beni İsrail. Musa ey karnım diyor. İsa ne diyor? Ey İsrail oğullar diyor. Niye? Ha? Babası olmadığı için kavmim diyenler. Bir kimsenin bir kalme Nispeti neyledir? Babaylatır. Bir kimsenin bir kavmin nispeti babaylatır. Şu günler Kur'an icazı üzerine çalışıyor. Ya ne kadar güzel. Şimdi ne yapmışlar alimler? Aynı ayetleri getirmişler. Aynı ayetleri. Tamam mı? Bana olarak aynı ayet diyor. Ama bir tane kelime farkında var orada. Niye bunu zormuşlar? ve mükemmeceler çıkmışlar. Bir tanesini anlatayım. Diyor ki bir ayette biz onları kazandıklarından dolayı helak ettik. Bir ayette diyor ki başka bir sözü başka bir ayette. Biz onları zulümlerinden dolayı helak ettik. Şimdi arabayla fark var. Biz onları kazandıklarından dolayı helak ettik geçen surede eski kavimlerden bahsediyor. Onlarca suçtan bahsediyor. Onlarca haddi aşmaktan bahsediyor onlarca e, kıkır bahsediyor ve onları kazandıklarından dolayı helak ettik Uygun mu? Uygun. Buradaki de ise hiçbir suçtan bahsetmiyor. Tek bir suçtan bahsediyor o da kız çocuklarını diri diri gömmek. Kız çocukları ne yapmak? Diyor ki onları zulümlerinden dolayı helak ettirmek. Yerlerinin günahı çeşitli zulüm dağır, zulüm olmayan dağır, bir sürü günah çeşitli var. Bundan dolayı dedik ki onlar kazanmak dolayı. Burada bir tane suç var, o da kız çocukların diri diri gömmek büyük bir zulüm. Onlar zulümlerinden dolayı. Bundan dolayı demişler ki Kur'an-ı Kerim'de bir kelimeyi al. Onun yerinde eş anlamlısını da koy. Bütün insicam her şey bul. Ne yapar? Her şey bu Bunu da Allah kesecek. Öyle yok Kur'an-ı incelikle mi anlatacak? Bir tane daha verdi yazmış. Öyle bir sanat yok demiş ya. Şakire'nin başına mu getirdim. Hu şakire oldu demiş. Sesimiz düzelsin ona da gelirken cevap verecek. Elhamdülillah Rabbi'ye